Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler olsun inşallah. Gününüz güzel, geleceğiniz bereketli, hayırlı, sağlıklı, sıhhatli ve atanmış bir şekilde geçsin inşallah. Arkadaşlarım, bugünkü ilanımızda tam 110 kamu personeli var. Hem ülke genelinde hem de belediyeler nezdinde ikamet isteyen de istemeyen de her eğitim seviyesinde arkadaşıma hitap edecek bir video arkadaşlar. Türk Hava Yolları'ndan daimi kadroda ortaokul, lise, üniversite mezunu 60 yaş sınır 5 personel alımından bahsetmiş olacağız. Türk Telekom Asist 18 ilde en az lise mezunu KPSS şartı aramadan müşteri temsilcisi alıyor. Onlardan bahsedeceğiz. İstanbul Üniversitesi arkadaşlar KPSS taban puan sıralaması olmadan, ikamet şartı olmadan 9 tane sözleşmeli personel alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi geçici 57 personel alacak. 21-45 yaş arasında olması, en az üniversite mezunu olması yeterli arkadaşlarım. Kütahya Belediyesi'nden 10 kişiden bahsedeceğiz. KPSS taban puanı 60 ve üstünde olmak şartıyla memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, mühendis, mimar, şehir plancısı bunlardan alacak. Onlardan bahsedeceğiz ve son olarak yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daimi kadroda alacağı 16 personelden bahsetmiş olacağız inşallah arkadaşlar. Buyurun detaylara geçelim. Öncelikle arkadaşlar Kütahya Belediyesi 10 kamu personeli alacak. KPSS 60 ve üstünde olması lazım arkadaşlarım. 3 adet memur, 2 kişi veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 inşaat mühendisi, 2 mimar, bir de şehir plancısından oluşuyor bu alacağı kişiler. Arkadaşlar başvuru tarihi olarak 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak şahsen ya da posta yoluyla yapabilirler. 3 kadroya memur alım başvurusu için arkadaşlar, yani 3 memur alınacak dedik. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin muhasebe, muhasebe ve denetim, muhasebe ve finans yönetimi mezunu olması lazım. 1 kişilik mimar alımı için lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık programından mezun olması lazım. 2 mühendis alımı için inşaat mühendisi mezunu olması lazım. 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni için de hem lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin kamu yönetimi işletme bölümlerinden mezun olması lazım. 1 kadro peyzaj mimarı alım başvurusu için lisans düzeyinde peyzaj mimarlığı mezunu olması lazım. 1 kadroya şehir plancısı alınacak. O da şehir ve bölge planlama programından lisans düzeyinde mezun olması gerekecek. Arkadaşlarım, tüm branşlar için KPSS'den 60 ve üstünde bir puan alma şartı var. Sadece veri hazırlama ve kontrol işletmeni için MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olacak ya da bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemesi yeterli olmuş olacak. Diğer bir ilanımız arkadaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi BESOT bünyesinde 57 personel alımı yapılacak. 21-45 yaş arasında arkadaşlar en az üniversite mezunu olması gerekiyor. 12 Temmuz tarihine kadar demiş başvuru. Büyük ihtimal bunu okuduğunuz zaman süreci içerisinde yapmanız gerekiyor. Başvuru şekli olarak da adaylar başvurularını Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde yapacaktır. Yani şahsen olacak. Personel ünvan ve dağılımlarına baktığımızda 2 resim öğretmeni, 3 okul öncesi öğretmeni, 1 keman öğretmeni, 1 gitar öğretmeni, 2 akıl ve zeka oyunları öğretmeni, 1 su barda su kabağı oymacılığı ve lamba işletmeciliği öğretmeni, 1 pilates öğretmeni, 1 İngilizce öğretmeni, 2 bilgisayar öğretmeni, 6 Türk dili ve edebiyat öğretmeni, 1 tarih öğretmeni, 4 rehber öğretmeni, 14 matematik öğretmeni, 3 kimya öğretmeni, 1 İngilizce öğretmeni, 3 fizik, 1 felsefe, 2 coğrafya öğretmeni. Arkadaşlar, şimdiye kadar o kadar memur alımı ilanı verdim. İlk defa karşıma bir coğrafya öğretmeni isteyen bir kurum çıktı. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Buradan da bize bunu anlatmak nasip oldu. 5 biyoloji öğretmeni, 3 ritmik jimnastik öğretmeni alımı gerçekleşecek. 21-45 yaş arasında olmak, en az üniversite mezunu olmak, kamu haklarından kısıtlı olmamak, erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da muaf olmak, yasa dışı herhangi bir işe karışmamış olmak, işte bu iyi değil ya. Manisa ili ve ilçelerinde ikamet ediyor. Keşke ülke genelinde olsaydı, ikamet şartı vermeselerdi. Tabii belediye de kendi vatandaşını düşünüyor. Buna da bir şey demeye gerek kalmıyor.
arkadaşlar. Diğer bir ilanımız İstanbul ili iş ilanları bünyesinde İstanbul Üniversitesi ikamet şartı ve KPSS taban puan sıralaması olmadan yüksek maaşla 9 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. 17 Temmuz'a kadar yapabilecek başvurular. Başvurular için online başvuru ekranına haberin en altında direkt ulaşabilirsiniz demiş. Siz İstanbul Üniversitesi sitesine girdiğinizde zaten bu duyurular kısmından ilanı görmüş olacaksınız arkadaşlar. Sözleşmeli personel alım ilanı diye duyurular kısmında var. Onlar sizi zaten tıklaya tıklaya orada en alt kısımda başvurunuzu gerçekleştirmenizi sağlayacaklar. 6 yazılım geliştirme uzmanı, 1 sistem uzmanı, 1 sistem güvenlik uzmanı, 1 sistem ve ağ uzmanı olmak üzere 9 kadroda demiş. Mezuniyet şartı olarak bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvuru yapabilir. Ayrıca diğer 4 yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden fen edebiyat eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleriyle istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun olanlar da başvuru yapabilecek. Arkadaşlar ben ilanın içerisine girdim. Oradan sizin için başvurunun nasıl yapılması gerektiğine dair kısmı alıp size aktarmak istiyorum. Başvurular 28 Haziran 2001 2021 tarihinde başlayacak. Bakın 12 Temmuz'da, yani bunu okuduğunuz gün içerisinde bitmiş olacaktır. https://pbys personel bilgi sistemi anlamına geliyor. istanbul.edu.tr/başvuru internet adresi üzerinden online olarak yapılacak. Belgeler de burada arkadaşlarım. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı. Genel şartlar başlığının maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir. Belge karşısında zaten sizden mesleki tecrübenizi gösterir. Bir sertifika ya da herhangi bir belge isteniyorsa o belgeyi de yine beraberinizde getireceksiniz. Gelelim Türk Telekom arkadaşlar. Assist tarafından kendi kariyer sayfasında yayınlanan ilana göre Türkiye geneli en az lise mezunu olmak üzere KPSS şartsız müşteri temsilcisi alımı gerçekleştiriyor. Arkadaşlarım 18 ilde şu anda vermiş, hangi iller olduğunu size buradan aktaracağım birazdan. Müşteri temsilcisi için aranan nitelik arkadaşlar. Telefonda etkili iletişim kurabiliyor olması zaten en önemli olan kısım bu. Diksiyonunun düzgün olması, iç motivasyonu yüksek ve hedef odaklı olması, zaman yönetiminde hassas olması, vardiya sistemiyle günün farklı zaman dilimlerinde çalışmaya uygun olması, lise ve üzeri öğrenimini tamamlamış olması, en az lise mezunu demek istiyor yani. Microsoft Office programlarını etkin bir şekilde kullanabiliyor olması, erkekler için askerliğini muaf olması ya da tamamlamış olması, 2 yıl tecilli olması gibi ifadeler verilmiş. İşkur üzerinden başvurusunu gerçekleştirecek. Hangi illerde göre yapacağına dair belge ise şöyle: Rize, Kırıkkale, Giresun, Çorum, Ankara, Van, İzmir, Diyarbakır, Erzincan, Aydın, Ordu, Trabzon, Samsun, Adıyaman, Erzurum, Karaman, Burdur ve İstanbul illerinde olacak. Başvuru nasıl olacak? Onu da buradan ifade edelim. Assist Kariyerim internet sayfasına giriş yaptıktan sonra sayfanın en altında yer alan kariyer fırsatlarımız kısmına gelip oradan tümünü gör kısmını tıklıyorsunuz. Tümünü göre tıkladıktan sonra Türkiye haritası olan sayfa açılıyor. Sayfanın üstünde ilanlar bölümüne tıklıyorsunuz. Orada tüm aktif ilanlar sıralanacak. Başvuru yapmak istediğiniz ilana tıklayacaksınız. Açılan sayfada ilanla ilgili bütün detaylar vardır. O sayfanın en altında da ilana başvur dediğinizde başvurunuz inşallah olmuş olacak. Arkadaşlar Türk Hava Yolları'na geliyoruz şimdi. Türk Hava Yolları bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi kadroda ortaokul, lise, üniversite mezunu 60 yaş sınır vasıflı vasıfsız 5 personel alımı gerçekleşecek. Hemen hemen her birinin aslında ilan tarihi biraz farklı. Arkadaşlar TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıp İşkur üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Mesela Türk Hava Yolları'nın ikram hizmetleri için olan başvuru 4 Ağustos tarihine kadar olacak. 2 beden işçisi isteniyor ve bu engelli arkadaşlarımı ilgilendiriyor. Ortaokul mezunu en az 18-35 yaş arasında Antalya merkez ve belirtilen ilçelerinde ikamet ediyor olması. Başvuru İşkur numarası da bu arkadaşlarım. Bununla birlikte başvuru yapabilirsiniz. 4061 33 123.
Diğer bir Türk Hava Yolları ilanı ise Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 27 Temmuz tarihine kadar başvuru yapılabilecek. O da kaynakçı bir personel, oksijen ve elektrik kaynakçısı arıyor. En az lise mezunu olacak. 20-40 yaş arasında askerlik görevini yapmış ya da muaf erkek arkadaşlar aranıyor. Ankara ili Etimesgut ve Sincan ilçelerinde ikamet ediyor. Olması İşkur ilan numarası da 40611-12480. Türk Hava Yolları'nın diğer bir ilanı da Uçak Motoru Bakım Merkezi Limited Şirketi için 17 Temmuz son başvuru tarihi. Bir engelli personel alınacak. Diğer mühendis kısmı içerisinde makine, endüstri, metalurji, uçak ve uzay mühendisliği lisans mezunu olmak, %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olmak, 20-60 yaş arasında İstanbul ili içerisinde ikamet ediyor olmak. İşkur başvuru numarası da 40609371115 arkadaşlarım. Bugünkü duyurumuzda son ilanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi kadroda 16 personel alınacak. 12-14 Temmuz başvuru tarihleriniz, başvurularınız kariyer.ibb.istanbul online adresine yapılacak. 2 aday sistem programcısı, 7 bilgi işlem destek personeli, 3 inşaat mühendisi, 3 şehir plancısı ve 1 mimar alınacak. Sistem programcısı için en az ön lisans veya lisans mezunu olmak, plaka tanıma sistemleri, anons sistemleri, video, val ekranı ve benzeri konularda bilgi sahibi olmak, takım çalışmasına uygun olmak, esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak. Bilgi işlem destek personeli için en az bilgisayar programcılığı, ön lisans mezunu olmak, takım çalışmasına yatkın, geriye kalan kısımlar bilgisayar, internet veya diğer branşlarla ilgili arkadaşlarım. İnşallah okur, ona göre uygunsanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İnşaat mühendisi için 5 yıl tercih deneyim istiyorlar arkadaşlar. Lisans mezunu ve 5 yıl çalışmış olmak tercihen demiş. Yapı ve deprem konusunda tabii ki. Ama tercih sebebi şehir plancısı için de üniversitelerin şehir ve bölge planlama programından mezun olması, askerlikle ilişkisi olmaması, tabii tercihen GBC yani coğrafi bilgi sistemleri ve yardımcı yazılımlara hakim bir alanda en az 3 yıl çalışmış olmak demiş. Mimar için aranan nitelikte lisans mezunu, askerlikle ilişkisi olmayacak, tercihen alanında en az 5 yıl çalışmış olacak demiş. Arkadaşlar, yapacağınız başvurularınızın hakkınızda hayırlı olmasını temenni ederim. Allah'a emanet olun, takipte kalın, kendinize çok iyi bakın gençler.